Esselamu aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Evet, 2024'ün ilk çekimi, ilk videosu. Burası Ahmetli. Nereye bağlı? Muhtemelen Manisa'ya bağlı. Ahmetli. Turgutlu'dan sonra Afyon yolunda. Dikkatimi sağdan gelen bir araç vardı. Ona yönelttim. Adam hızlı bir şekilde yola girecekti. Sonra da son anda vazgeçti. Sağda kaldı. Günlerden bugün nedir? Günlerden salı olması lazım. Evet. Birinci ayın ikisi 2024. Nereye gidiyoruz? İstikamet Malatya. Malatya'dan sonra Maraş, sonra Mardin, sonra Hatay. Mardin'den sonra geri döneceğiz. Urfa'dan Gaziantep'ten Hatay'a. Da bir dinleneceğiz. Ondan sonra tekrar geri dolum için devam. Biz yavaş git. Tehlikeli madde. Bu bulunan kameranın olduğunu bize haber veriyor bu ses. Çünkü bizim bende bir program var. Bu program yoldaki kameraları, radarları önceden haber veriyor. Ona göre ayağımızı gazdan çekiyoruz. Evet, bugün ne konuşalım? Gündemde ne var? Gündemde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'da yapacağı maçın tartışmaları var. Bunu niçin böyle tartışma konusu yaptılar? Neden takımlar geri döndü? Çünkü millet bunu tam olarak anlamış değil. Çünkü perde önünde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Her şeyin bir perde gerisi vardır. Perde arkası vardır. Bunu ancak derin siyasetçiler bilir diyelim. Bu meseleleri. Bu derin siyasetçi olmayanlar böyle kıyıdan köşeden
bir makam kapma derdinde olanlar bunu anlayamazlar. Ama gerçek bir dava adamları, siyasetçi dava adamları bunun sebebini çok iyi bilirler. Ben şöyle kıyıdan köşeden benim anladığım kadarıyla bir şeyler söyleyeyim. Evvela Fenerbahçe ve Galatasaray maçının, Türkiye Kupası maçının neden Suudi Arabistan'a alındığını tahmin edeyim. Yani yorum yapayım, öyle diyelim. Şimdi muhalefet verha Arapları bahane ederek bir anti-Arap propagandası yapıyor. Yani amacı Araplar falan değil. Amacı bu muhalefetin diyorum ha. Amacı bu topraklardaki halk İslam kültürüne, İslam kültürüyle tanışmasın. İslam anlayışıyla derinlemesine İslam'ı öğrenmesin. Amacı o. Çünkü eğer bu halk İslam'ın detaylı İslam'ı, yani şuurlu bir Müslüman olursa, buradaki emperyalizmin temsilcileri defterleri dürülür. Emperyalizmin buradaki ülkedeki temsilcileri, uzantıları defterleri dürülür. Bir çıkarlarını kaybederler. Yani çıkarları tehlikeye girer. Bu sebeple adına İslam, anti-İslam falan diyemiyor. Çünkü halkın ekseriyeti kendini Müslüman tanımladığı için anti-İslam propagandası yapamıyor. Açık açık. Arap'ı bahane ederek, Arapları bahane ederek anti-Arap propagandası yapıyor muhalefet. İktidar ise bu yani kaynaşmayı, Türkler ile Arapların kaynaşmasını, birlik olmasını, birbirlerini tanımalarını istiyor. Bu sebeple Türkler Suudi Arabistan'a gitsin, orayı tanısın. Araplar Türkiye'ye gelsin, Türkleri tanısın, birbirlerinden kaynaşsınlar. Birlik oluştursunlar, birbirlerine öteki gözüyle bakmasınlar düşüncesinde. Bu kararı aldırttırdı. Ancak perde arkasında da şu var, bu maddiyat var. Yani bunu ekonomi gerekçeleri var bunun, bu işin. Yani bu maçın nerede oynanacağı konusunda, işte sponsorluk mu, artık nasıl bir para ödeme konusu, kim fazla öderse orada oynatırım anlayışı içerisinde. Bu tabii Suudi Arabistan'da para var. Onlar bu parayı basıyor orada oynansın diye. Ve orada oynanma kararı alınıyor. Fakat partinin yetkilileri, partinin diyorum, takımların bazı yetkilileri bu oyunu bozmak için kendi yetkilerini kullanarak
bahane üreterek bunun olmasını, bunun gerçekleşmesini önüne geçtiler. Bir fitne ateşlenmek istedi. Bir yerlerden talimat alınarak fitne ateşlenmek istendi. Ama ne olursa olsun bu fitne bu topraklarda yürümez. Bu fitnenin belini kıracağız. Yani eninde sonunda bu fitneyi yeneceğiz. Bu millet bu coğrafyadaki ister Arap milleti, ister Türk milleti, ister Kürt milleti olsun. Eninde sonunda bu fitneyinin farkına varacak ve birlik olacaklar. Ben buna yürekten inanıyorum. Ama biraz zaman alır. O ayrı mesele. Ama bedel öderler ve ondan sonra birlik olurlar. O da ayrı mesele diyelim. Ama eninde sonunda bedelli veya bedelsiz eninde sonunda bu coğrafyanın, Mezopotamya'nın halkları, işte Arap, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, hepsi bunlar eninde sonunda birlik olacağına şüphem yoktur. İşte bu sebeple birileri bu birliğin önüne geçmek istiyor. Aman bu milletler, bu halklar birbirini tanımasın. Hep birbirlerine öteki gözüyle baksın. Hep birbirleriyle çatışsınlar, savaşsınlar. Biz de bunun perde arkasında ganimetini toplayalım düşüncesinde olan emperyalistler var. Siyonistler var. Bu sebeple bunu bu tür oyunlara gelmemek lazım. Bugün ister Arap olsun, ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister ne olursa olsun bu ülkenin bu coğrafyanın çıkarlarında birleşmek zorundayız. Mecburuz. Birbirimize mecburuz. Bizi birbirimize kışkırtarak bizi işte kendi çıkarlarımızdan bizi korkutarak bizi birbirimize kırdırmak isteyenlere fırsat vermememiz lazım. Dolayısıyla uyanık olmak lazım ve bu oyunu bozmamız lazım. Bu düşüncelerle arkadaşlar, bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Kısa tutalım videoları. Başka bir videoda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.